Allah'ın Arş'ta İstivası isimli eserimizin 16. dersindeyiz. Bu dersimizde selefilerin İmam-ı Azam Hazretlerine attığı bir iftirayı çürüteceğiz. Selefiler diyorlar ki İmam-ı Azam Hazretleri Allah'ın gökte olduğuna itikat ediyormuş. Delilleri de şu. İmam-ı Azam şöyle demiş. Rabbim gökte mi? yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum diyen kimse kafi olmuştu. Aynı şekilde Allah arşın üzerindedir. Arşın gökte mi, yerde mi olduğunu bilmiyorum diyenin durumu da böyledir. Selefiler diyorlar ki İmam-ı Azam'ın bu sözü Allah'ın gökte olduğuna inandığına delilmiş. Bu sözü tahlil etmeden önce İmam-ı Azam'ın başka sözlerini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretleri El Fıkhul Ebsat isimli eserinde Allah nerededir sorusuna şöyle cevap verilmesini istiyor. Yaratılmadan önce mekan yoktu halbuki Allah vardı. Mahlukatın hiçbiri yokken nerede mefhumu mevcut değilken Allah vardır. O her şeyin yaratıcısıdır. İmam-ı Azam bu sözüyle Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu açıkça ifade etmektedir. Yine El Vasiyye isimli eserinde şöyle diyor. Allahu Teala kendisi için bir ihtiyaç ve istikrar yani yerleşme ve oturma olmaksızın arşa istiva etmiştir. O Arşı da diğer mahlukatı da korumaktadır. Eğer arşa ve bir yerde yerleşip oturmaya muhtaç olsaydı, tıpkı mahluklar gibi alemi yoktan yaratmaya ve idare etmeye muktedir olamazdı. Bir mekanda oturmaya muhtaç olsaydı, arşı yaratmadan önce Allah neredeydi? Yüce Allah bundan münezzehtir. İmam-ı Azam bu sözüyle Allah'ın arşta olmadığını, eğer bir yerde yerleşip oturmaya muhtaç olsaydı, alemi yaratmaya muktedir olamayacağını beyan ediyor. Ve diyor ki Allah mekanda olmaktan münezzehtir. Yine El Vasiyye isimli eserinde şöyle diyor. Cennet ehlinin Allah'a keyfiyet, teşbih ve cihet olmadan mülaki olmaları haktır. İmam-ı Azam bu sözüyle ciheti açıkça inkar etmektedir. Ahirette Allah'ı keyfiyet, teşbih ve cihetten münezzeh tutan İmam-ı Azam nasıl oluyor da Allah'a bu dünyada cihet isnat edebiliyor? Bu mümkün müdür? Bu sözleri söyleyen İmam-ı Azam hakkında nasıl olur da Allah'ın gökte olduğuna itikat ederdi denilebilir. Bundan daha büyük bir iftira var mıdır? Ey selefiler! İmam-ı Azam Hazretleri yarın ahirette yakanıza yapıştığı zaman haliniz ne olacak? Sizde hiç Allah korkusu yok mu ki İmam-ı Azam'ın bu kadar açık beyanları varken ona iftira atabiliyorsunuz. Şimdi İmam-ı Azam'ın başta zikrettiğimiz sözünü izah edelim. İmam-ı Azam şöyle demişti. Rabbim gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum diyen kimse kafir olmuştu. Aynı şekilde Allah arşın üzerindedir arşın gökte mi yerde mi olduğunu bilmiyorum diyenin durumu da böyledir. Bir müştehidin sözünü anlamak için mezhebinin büyük alimlerinin izahına bakılır. Müştehidin sözünü en iyi onlar anlar ve bu sözüyle neyi kastettiğini en iyi onlar bilir. Şimdi size bazı nakiller yapacağız. Bakın İmam-ı Azam Hazretleri bu sözüyle neyi kastetmiş? yusuf Nebhani Hazretleri şöyle diyor. Bir kimse Allah'ın yerde mi gökte mi olduğunu bilmiyorum derse kafir olur. Zira bu söz Allah için bir mekan var da o kişi bunda şüphedeymiş vehmini verir. El-Beyadi Hazretleri İşaretül Meram isimli eserinde şöyle diyor. Bu sözü söyleyenin kafir olma sebebi sözü söyleyenin bu söz ile Allah'a cihet ve hudut tayin etmesidir. Zira cihedi ve hududu olan her şey mahluktur. Dolayısıyla bu söz Allah'a kusur atfetmektir. Bu da onları kati bir surette imansızlığa götürür. Ebu Leys Semakandı Hazretleri şöyle diyor. O kişi bu sözüyle Allah'ın bir mekanı olacağını söylemek istemiş ve bu yüzden kafi olmuştuk. Çünkü Allah varken mekan yoktu. Allah varken ne mekan ne mahluk ne de başka bir şey vardı. O her şeyin yaratıcısıdır. Molla Ali Kâri Hazretleri de şu açıklamayı yapar. İmam İz bin Abdüsselam Hillu Gumuz isimli kitabında İmam-ı Azam'ın şu sözünü kaydediyor. Kim Allah'ın yerde mi, gökte mi olduğunu bilmiyorum derse kafir olur. Çünkü bu söz Allah'ın bir mekanı olduğu düşüncesini akla getirir. Allah'ın mekanı olduğunu düşünen kimse ise Allah'ı mahlukata benzeten kişidir. Allame Muhaddis Ebul Mahasin el Kavukçi Hazretleri El İtimat fil İtikat isimli eserinde şöyle diyor. Allah yönlerden ve cisim olmaktan münezzehtir. Onun hakkında sağı, solu, arkası, önü vardır. Arşın üstünde altında sağında solunda bulunmaktadır Alemin içinde veya dışındadır demek de caiz değildik Onun yerini ondan başkası bilmez de denemez Ve her kim Bilmiyorum Allah gökte midir Yerde midir derse küfre düşer Çünkü bu iki yerden birini Allah'a mekan olarak nispet etmiş olur Hakim es-Semerkandi Hazretleri İmam-ı Azam'ın akidesini açıkladığı eserinde şöyle diyor: Mümin Allah'a mekan gelmek, gitmek ve mahlukların sıfatlarından herhangi bir sıfatı isnat etmemesi lazımdır. Kul Allah'ın bir mekanda bulunmadığını, mekana ihtiyacı olmadığını Arşın onun kudretiyle ayakta durduğunu bilmeli. Gidip gelme gibi sıfatları Allah'a izafe etmemelidir. Daha bunlar gibi onlarca alimin, İmam-ı Azam'ın meskur sözü hakkındaki izahını nakledebiliriz. Bütün bu sözlerin ortak noktası şu. İmam-ı Azam Hazretleri Allah'a mekan atfetmiyor atfedeni de küfre nispet ediyor. İmam-ı Azam selef uleması gibi bir yandan müteşabi ayetlerin manasını izah etmiyor ve Allah'ın ilmine havale ediyor. Diğer yandan da Allah'ı ona yakışmayacak sıfatlardan tenzih ediyor. Ama selefiler bütün bu izahlara gözlerini kapatıp İmam-ı Azam'ın sözünde olmayan bir manayı ona isnat ediyorlar. Selefilerin başka bir iftirası da şudur. Diyorlar ki bir kadın İmam-ı Azam'a gelmiş ve şöyle demiş. Dinini terk ettiğin halde insanlara çeşitli meseleler öğretmeye kalkışan sen misin? Kendisine ibadet edilen ilahın nerededir? İmam-ı Azam susup 7 gün sonra şüphesiz Allah yerde değil semadadır demiş. Bu hadise hakkında ehli sünnet alimlerinin bu rivayet yalandır dediğini nakletsek inanmazlar. O halde biz de onların en çok güvendiği yere göğe sığdıramadıkları Elbani'nin sözünü nakledelim. Elbani bu rivayet hakkında diyor ki Bu nasıl sahih olabilir ki Bunu rivayet eden Uydurmakla itham edilmiş olan Nuh el-Cami'dir Hatta bazıları O doğrudan başka her şeyi toplamıştır demiştir Gördüğünüz gibi Bu rivayeti Onların hadisçiler reddediyor Daha fazla söz söylemeye gerek yok Bu dersten Kıssadan hisseniz şu olsun. Selefilerin alimlere atfettikleri sözlere hemen inanmayın. Bunların atıflarının çoğu yalandır. Bunların hadis diye gösterdiklerinin de çoğu hadis değildir. Ehli sünnetin itirazından korktukları için kendi çirkin inançlarını ehli sünnet alimlerine nispet etmiş onlara iftira atmış hatta hadis dahi uydurmuşlardır. İmam-ı Azamı attıkları iftirayı gördünüz, diğerlerini siz kıyas edin. Kardeşlerim, dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.